Gerçek faiz V fonksiyonu, accrued M fonksiyonu olarak kullanılıyor. Faizin vadesinde ödendiği bir menkul kıymetin tahakkuk eden faizini gösteriyor. Yani burada bir vade tarihimiz var. Sen ne kadar boş bırakmış olsak da bunu 31.12.2012 olarak görelim. Vade tarihi bu olsun. Bize gereken tüm veriler burada var. Menkul kıymetin ihraç tarihi, vade tarihi, yıllık faiz oranı ve idfa tutarı. Burada yine bir gün sayım temelimiz var. Burada biz yine 0'dan 4'e kadar toplam 5 tane olmak üzere kullanabiliyorduk. Önceki videolara geçerek yine buna bakabilirsiniz eğer aklınızda kalmadıysa. Eşittirle başlayalım ve gerçek faiz V fonksiyonunu açalım. İhraç tarihimizi gösteriyoruz. Vadeyi gösteriyoruz. Oranı gösteriyoruz ve itfaiyi göstererek işlemi tamamlamış oluyoruz. Çok kısa bir süre olduğu için bakın 1441'lik bir oran karşımıza çıktı. Elbette burada çok yüksek bir faiz oranı da söz konusu. Bu faiz oranını birazcık düşürürsek mesela %14,5 değil de 4,5 yaparsak gerçek faiz V fonksiyonu da bize farklı bir sonuç döndürecektir. Gerçek faiz V fonksiyonu yani accrued M fonksiyonu da bu şekildeydi. Sonraki videoda farklı bir konuda görüşürüz.